Günaydın, herkese merhaba değerli izleyenler. Erkeklerde görülen en yaygın kanserlerden biri olan prostat kanserini ele alacağız bugün reçetede. Bugünkü stüdyo konuğumuz, üroloji uzmanı operatör doktor Eray Gürsoy yanıtlayacak merak edilenlerin yanıtını. Eğer sizlerin de konuya yönelik sormak ve öğrenmek istedikleriniz olursa 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Eray Bey günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız çünkü girişte evet. de dediğimiz gibi en yaygın görülen kanser türlerinden birini prostatı konuşacağız. Ama ilk olarak bunun ne olduğunu öğrenmemiz daha doğru olacaktır herhalde. Nedir prostat, ne işe yarar? Öncelikle bunu soralım size. Evet, prostat nedir? Prostat aslında bir organımız. Endokrin e, salgı yapan e, bir organımız. Peki Hı -hı. hala bu salgıyı için yapıyor? E, erkeklerde döllenme işini, menin e, döllenmesini sağlayıcı sıvılar salgılar. Bu menideki sıvıların üçte biri zaten prostattan salgılanan sıvılar. Bu sıvılar sayesinde sperm hareketliliğini yapar ve yumurtaya gidip döller. Hı. Asıl görevi budur prostatın. Pekala prostatımız nerede? Mesanenin altında idrar kanalını çepeçevre sarar. 18-20 gram büyüklüğünde kestane büyüklüğünde bir organımız. Ama asıl görevi az önce söylediğim gibi bu döllenme işindeki sıvıların salgılanması. Hı. Bu prostatın hastalıkları Bilindiği gibi bugün prostat kanserini konuşacağız evet. ama bu, bu prostat büyüdüğünde bu içinde sardığı kanala baskı yapar. Baskı yaptıktan sonra idrarla ilgili şikayetler çıkar. Hı hı. İlk ee, ortaya çıkan şikayetler bunlar mı oldu evet, genelde? Evet, idrarla ilgili sıkıntılar hı hı. çıkar. Bildiğimiz gibi prostatın 3 tane hastalığı var. Hı hı. Bunlardan bir tanesi iyi huylu büyüme sonucu oluşan benim prostat hiperplazisi dediğimiz hastalık en sık gördüğümüz. Bir prostatın enfeksiyonu var. Bir de üçüncü sıklıkta bugün konuşacağımız prostat kanseri e, e, hastalıkları vardır. Hı hı. Kısaca değinecek olursak iyi huylu prostat büyümesi nasıl olur? Bize nasıl belirti verir? Ee, i̇yi huylu prostat büyümesinde yani prostatı bir, tekrar bir portakala benzetecek olursak e, portakalın içi iyi huylu büyümenin e, olduğu yer. E, bu iyi huylu büyüme olduğu zaman dediğimiz gibi nasıl etrafını idrar kanalının sardığı için bu prostat bezi Tıkanıklık yapar. Ne yapar? Sık sık tuvalete çıkmaya başlarız. Biraz tuvalette fazla kalmaya başlarız. E, tuvaleti e, idrar yapmayı başlatamayız. E, gece daha fazla idrar kalkmaya başlarız. İdrarımızı yaptıktan sonra sanki hala içeride idrar kalmış hissi olabilir. Bazen idrarını yetiştiremeyip kaçırma da olabilir. İdrarda yanma olabilir. Bunlar olduğunda iyi huylu büyümeyi düşündürecek e, belirtiler bunlar. Evet. E, Hasta mutlaka bu şikayetleri olduğunda bir üroloji uzmanına başvurması gerekiyor. Hı hı. Ee, bu iyi huylu tümör. İyi, iyi huylu. Olduğunda. Prostatın, Kapı, büyümesi. prostatın büyümesi. İyi falan. huylu büyümesi. Bunun hı hı. tedavi şekilleri var. İşte endoskopik işlemler var. Tur prostat dediğimiz idrar kanalından girerek bu büyüyen kısımları portakalın iç kısmını kazıma işlemi yapıyoruz. Hı hı. Böylece o kanala baskıyı ortadan kaldırıyoruz. Ee, ya da işte prostat çok büyükse. Açık ameliyat ya da işte laparoskopik adenomektomi dediğimiz o e, portakalın içinin komple alınması, içinin alınmasına ameliyat yapıp o baskıyı ortadan kaldırıyoruz. Hı hı. Ee, o yayılmışlığa göre mi değişiyor ya da büyümeye göre mi değişiyor? Aslında prostat büyüklüğünden ziyade hastanın nasıl idrar yaptığı bizim için önemli. Bazen 30 gram prostatla hasta idrarını yapamaz. Kanala baskı vardır, gece sık kalkar, idrarını yapamaz ama bazen 80-90 gram prostatla hasta idrarını çok rahat yapar. Gece hiç kalkmaz. Hmm. Hiçbir sıkıntısı yoktur. Bizim için önemli olan hastanın şikayetleri. Evet. Hani prostat büyüklüğünden ziyade. Tabii ki buradan cerrahi söyledik ama ilk baştaki tedavi modülitemiz kesinlikle ilaç tedavisi. İlk önce ilaçla bu prostatı rahatlatma yoluna gidiyoruz. Eğer ilaçtan hasta fayda görürse ilaç tedavisiyle uzun yıllar gittiğimiz hastalarımız var fayda. Ne zaman ki hmm. hani ilaçtan artık fayda görmüyor. ilaç kullandığı halde gece 2'den fazla tuvalete kalkıyor. idrarını ince yapıyor. Artık e, kalibrasyonda bir azalma olduktan sonra, idrarını yetiştirememe gibi şikayetler olduktan sonra ilaçtan fayda görmeyen hastalarda cerrahi öneriyoruz. Yani bu e, çünkü mesanenin içinde idrar kaldıkça üst üriner sistem dediğimiz böbrekleri e, etkileyen evet. bir durum oluyor. Mesanede taşlar oluşabiliyor, böbrekte şişlikler olabiliyor. Böyle durumlardaki ilaç tedavisini kesiyoruz ya da böyle hasta geldiğinde ilk, İlk başta cerrahi uyguluyoruz. Yani cerrahi uygulanmasındaki sebep aslında diğer organların da zarar evet, görmemesi. Kesinlikle. Bu yüzden acil müdahale evet. gerekebiliyor. Diğer problemde nasıl bir değişiklik gözleniyor? Prostat iltihabında. Prostat iltihabı işte mikroorganizmalar alttan yukarıya doğru gidiyor. Prostatın bir diğer görevi de idrar yolu enfeksiyonları için bariyer olması ...nasıl bir döllenmeyi sağlayan salgılar salgılıyorsa... ...bu salgılar salgıladığında idrar yolu enfeksiyonu da önlüyor aynı zamanda. Mikroorganizmaların idrar yoluna, mesaneye, böbreklere gitmesini engelleyen bir bariyer aynı zamanda. Ama bazı mikroorganizmalar buradan girip prostata yerleşebiliyor. Prostata yerleştiği zaman işte... Sık sık tuvalete gitme, idrarda yanma, sıkıntılar, suprapubik ağrı dediğimiz, karın da böyle alt tarafta kasık ağrısı dediğimiz şikayetler yapabiliyor. İdrarda kanama yapabiliyor. Ya da işte cinsel yolla bulaşan hastalıklar e, buraya yerleşebiliyor. Ve maalesef prostatın içine mikroorganizma girdiği zaman bunu oradan eredeki etmek yani bunu oradan e, almak çok zor. Uzun süreli tedaviler gerekebiliyor. Bazen kronik prostatit dediğimiz yıllar süren e, tedavi gerektiren hastalıklar olabiliyor. Hı hı. Bazen akut prostat dediğimiz e, ani gelişen idrarda yanma, sızı, kanama, ateşler de ateş de olabiliyor. Bu akut prostatlerinin iyi tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi sonrası çünkü e, prostattaki iltihaplar dediğimiz gibi kronikleşebiliyor. Bu hastalar için çok sıkıntı olabiliyor. Özellikle genç hastalarda da gördüğümüz bir prostat iltihabı. 50-60 yaşa, 70 yaşına kadar ömür boyu hastayla beraber gidebiliyor. O yüzden bu hastalar mutlaka kendilerini iyi koruması lazım. Bol sıvı tüketmeleri lazım. Çok e, acı, e, tuzlu yemekler yememeleri lazım. E, ayaklarını ve belini özellikle çok iyi korumaları lazım. Üşütmemeleri lazım kendilerini. Çünkü Hı -hı. üşüttüklerini özellikle kış aylarda bu kronik prostataklarını daha çok görüyoruz. Evet. Bu iltihaplanmanın sebebi peki tamamen korunmamak mı? Hijyene dikkat oluşuyor? etmemek, Hı -hı. idrar yolu enfeksiyonları çok geçiren hastalarda bir de e, özellikle mesela soğuk yerlerde çalışanlar, e, soğuk ülkelerde çalışanlar Hı -hı. yani e, bu hastalarda hani daha sık görüyoruz bu şeyleri. Evet, Bu nedenle korunmak gerekiyor. Evet. Bunu da yine öncelikle ilaç sonra e, cerrahi gerektiği oluyor mu? Prostat iltihabında cerrahiden ziyade ilaç tedavisi, ilaç. uzun süreli e, tedaviler oluyor. Bir de Hı -hı. korunma yani soğuktan korunma, evet. bol sıvı tüketme. Bunları öneriyoruz. Hı hı. Ama şunları anlıyoruz ki bu belirtiler birbirine benziyor evet. ve toplum olarak sık sık tuvalete gidildiği anlarda bizim hep dile getirdiğimiz acaba prostat mı var algısı da toplum bilincinde oluşmuş durumda. Bu da güzel bir şey evet. galiba değil mi? En azından bu belirtiyle gelenlerin çokluğu belki artmış olabilir mi? Ya şimdi hastalarımız Hani prostat olduğum gibi hani söylemler oluyor ama zaten doğduğumuzda her erkekte prostat vardır. Hı hı. Yani bizdeki bu prostatın büyümesi ya da işte iltihap ya da kanseri hastalıktır. Ee, her çocuk doğduğunda erkek çocuk prostatıyla beraber doğar. Ergenliğe geldiğinde artık meni oluş meni oluştuğu zaman bu salgısını yapar. Hı hı. Ee, işlevini yerine getirir. Yaş arttıkça bunun büyüdüğü için bu prostat prostat hiperplazisi dediğimiz olay hı hı. olabiliyor. Ve bundan dolayı idrarla ilgili şikayetler oluyor. Bazen mesanenin bir fonksiyon bozukluğunda da sık sık tuvalete gitme olabilir. Hı hı. Sadece idrarda sık sık idrara gitmek hani prostat hastalığı olarak algılamayabiliriz. Aşırı aktif mesane dediğimiz durumlar da olabiliyor. Hasta sık sık tuvalete gidebiliyor. Az az yapıyor. Bu bayanlarda da gördüğümüz bir şey. Hı hı. Yani erkeklerde de görebiliyoruz. Yani sadece tek başına prostat hiperplazisi olmayabiliyor. Hı hı. Bazen aynı anda hastada aşırı aktif mesane durumunda olabiliyor. Yani bu hastalara prostat ilaçlarının yanında bu aşırı aktif mesaneye önleyici ilaçlar da veriyoruz. Eğer biz bir hastayı iyi değerlendirmezsek sadece prostat ilaçları verirsek bu hasta hiçbir fayda görmeyebiliyor. Hı hı. Ondan sonra hani cerrahiye mi gidelim ameliyat mı olalım ama bu mesane komponentini de düşündüğümüzde ona ilaç verdiğimizde hasta çok çok rahatlayabiliyor. Hani prostat ilacı vermeden sadece bu mesane ilacını verdiğimizde bile hasta rahatlayabiliyor. O yüzden iyi e, tetik edilmesi lazım. Hı hı. Hastanın işte işledikten sonra mesane içinde idrar kalıyor mu kalmıyor mu? işte iş yeme günlüğü verebiliriz, ne kadar idrar yapıyor. Bunlara ayrıntılı bir şekilde bakılması lazım doğru tedavi yapabilmek evet, için. Evet, teşhis çok önemli. Evet. O zaman söylememiz yanlış. Bununla ilgili onu öğrenmiş oluyoruz. Sık evet. tuvalete gidenlere hemen prostat var diyoruz ya. Prostat evet. zaten var ama bu bir rahatsızlığın belirtisi evet. en azından. Bunun evet. farkında olalım diyebiliriz. Şimdi erkeklerde en yaygın görülen kanser türlerinden biri dedik. Evet. Prostat kanseri. Bu yaygınlığın bir sebebi var mı ve nedir? Prostat kanseri nasıl oluşuyor? Prostat kanseri erkeklerde en sık gördüğümüz ikinci kanser. İlk Hı -hı. kanser akciğer kanseri bildiğimiz gibi. Evet. İkinci kanserimiz hatta bazen akciğer kanserinin önüne geçebiliyor. Birinci kanser olabiliyor prostat kanseri. Hı -hı. Ee, çok sık gördüğümüz bir şey, ee, bir kanser türü. Ee, az önce söylediğimiz gibi portakalın içi e, iyi huylu büyümenin olduğu yer. Ama biz mesela prostat kanserinin en sık portakalın o kabuğundaki yerlerde görüyoruz. O yüzden e, hastalar geldiğinde parmakla rektal muayene yani makattan muayene bizim için çok çok önemli. Hı hı. Yani dışında olduğu için genelde yerleşim yerleri tümörlerin parmakla muayene çok çok önemli. E, hastaların özellikle 65 yaş üzeri hastalarda prostat siyahı tanısı konulan hastaların yüzde 80'i 65 yaş üstü. Yaş çok önemli bir e, faktör. Hı hı. E, Yaş ilerledikçe artış. Yaş gösteri. ilerledikçe prostat kanserinde artışlar oluyor. Prostat kanseri nasıl oluşuyor peki? Prostat kanserinin kesin bir böyle etkeni yok. Hmm. Mesela mesane kanseri ya da akciğer kanserinde sigara önemli bir etken. Evet. Yani bildiğimiz bir şey sigara içen hastalarda kronik sigara içicilerinde idrarda kanamayla geldiğinde mesane kanserini düşünebiliyoruz. Ama akciğer kanserinde kesin böyle bir etkenimiz yok. En önemli etkenlerden bir tanesi az önce söylediğim gibi yaş. Yaş bizim için çok önemli. İkincisi de ailevi yatkınlık. Ailevi hı hı. yatkınlık bizim için en önemlisi prostat kanserinde. Eğer babada ya da kardeşte bir e, prostat kanseri öyküsü varsa hastanın prostat kanserine yakalanma riski iki kat artıyor. Aynı zamanda hem babada hem amcada ya da işte kardeşte iki veya üzerindeki yakın akrabasında e, prostat kanseri varsa bu kanser riski 5 ile 11 kat artabiliyor. Evet. O yüzden ailevi yatkınlık e, bu hastalıkta çok çok önemli. Ee, aynı zamanda yağlı diyetle beslenenler özellikle çok yağ, yağlı besin tüketen hastalarda da bu prostat kanserinde yapılan çalışmalarda bir risk belirlemi var. Sigarada çalışmalar var ama şu an sigara kesin yani prostat kanseri yapar gibi bir e, çalışmada bir bulgu yok şu an. Hı hı. Ama en önemlisi dediğimiz gibi yaş, 50 yaş sonrası ve ailevi yatkınlık varsa prostat kanseri açısından Yakın takip çok çok önemli. Evet, yani bazı kanser türleri gibi net bir sebebi olmasa da Hı -hı. risk faktörleri en azından ortada. Bunun için de ne zaman teşhis yapılması gerektiğini de aslında daha detaylı bir şekilde konuşacağız teşhis aşamasında. Şimdi bunun belirtilerini tabii evet. e, anlayabilmek önemli. Erken teşhis edebilmek için belirtileri nedir prostat kanserinin? Erken dönemlerde belirtiler ortaya çıkar mı? Evet, ee, az önce anlattığımız gibi iyi huylu prostat büyümesi kanalı tıkanıklık yaptığı gibi bu prostat kanserindeki hastalar da iyi huylu büyüme gibi yani sık sık idrara çıkma, idrarda yanma, idrarda zorlanma, gece idrara kalkma bu şikayetlerle gelebilir hasta. Hani ilk geldiğinde prostat kanseri tanısını koyacak olanlar biziz. Yani iyi huylu büyüme de olabilir, prostat kanseri de olabilir. Bu şikayetlerle de gelebilir hasta. Bu şikayetlerle geldiğinde işte en önemlisi az önce söylediğim gibi parmakla rektal muayene çok çok önemli. Hastalarımız genelde yaptırmak istemiyor. Hı hı. Hani sadece p e, PSA denen bir tahlil var. Az onu da konuşacağız. PSA tahlile gelip ben hani bu normal mi değil mi göstermeye geldim. Hani ben parmakla rektal muayene istemiyorum gibi bir şey oluyor. ama mutlaka bizim için parmakla rektal muayene çok çok önemli. Az önce söylediğim gibi tam o muayene ettiğimiz yerlerde oluyor genelde kanser hı hı. ve Parmağımızın ucu bizim için insanların parmak ucu çok hassas en önemli hı hı. yer yani e, bu e, sert mi yumuşak mı burayı algılayıp hani kanser açısından e, parmak rektal muayene çok çok önemli buna bakıyoruz PSA değerlerine de bakıyoruz tabii ki hı hı. E, bu şikayetleri şikayetleriyle beraber bu muayenemizle beraber değerlendirip ona göre e, biyopsi yapacak mıyız yapmayacak mıyız onu değerlendirebiliriz ama günümüzde artık tarama yöntemleri çok arttığı için Hastalar daha da bilinçlendiği için sayenizde yani programlarda e, bu Zellikle hastalıklar, <laughs> bu hastalıklar anlatıldığı için hastalar daha bilinçli. Hı -hı. İşte her hasta bazen 30 yaşındaki hasta geliyor PSA'ya baktırmak istiyor. Gerek yok aslında ama Hı -hı. yani Aile hastalar artık belki de, has, belki de has, de evet bilinçli. hastalar daha bilinçli. E, o yüzden çoğu hasta hiçbir şikayet olmadan biz bir, günümüzde artık prostat siyat tanısını koyabiliyoruz. Hı -hı. Ama bazen de hasta sadece prostat kanserinin en sevdiği metastaz yeri yani sıçrama yeri kemikler. Bazen omurgada ağrıyla gelebiliyor hastalar bize ya da işte kalçada ağrıyla gelebiliyor. Bu hastalar metastazlarıyla bize şikayetleriyle gelebiliyor. Ee, bu şikayetlerle geldiğinde prostat seyahat tanısı koyabiliyoruz. Hı hı. O Ama zaman ilerlemiş mi oluyor peki? Tabii ilerlemiş artık hı hı. sıçrama hı hı. yapmış, Değil mi? metastaz Gece yapmış e, oluyor. Ama bize genelde günümüzde artık e, tarama yöntemleri çok arttığı için Genelde hani PSA değerlerine barut parmaklı rektal muayene yaptıktan sonra bu hastalara prostat siyat tanısını daha çok koyuyoruz. Hı hı. O yüzden belirtileri göz ardı etmemek evet. gerekiyor ki tanı ve tarama yöntemleri de aslında basit ve kolaylıkla evet. ulaşılabiliyor artık evet, günümüzde. Kesinlikle. Erken tanımın önemi nedir ve bu tanı yöntemleri nedir diyelim o zaman? Erken tanımın bu tanımın bu hastalıkta prostat kanserinde çok çok önemi var. Çünkü erken tanı yani prostatın içinde lokalize kaldığı zaman bu prostat kanseri genelde %90'ın üzerinde kür sağlanıyor. Yani bu prostat dokusu alındığında veya da radyoterapi uygulandığında e, tamamen kür olabiliyor hastalar. Yani prostat kanseri e, çok e, küçük bir grup dışında genelde çok çabuk büyüyen bir kanser değil. Hı hı. Yani aktivizm dediğimiz bazen takip edilen hastalar da olabiliyor. Yani hiç müdahale etmeden, hiçbir ilaç vermeden takip ettiğimiz hastalarımız da olabiliyor yani o yüzden e, agresif davranmayabiliriz bu hastalıkta. Seyri yavaş. Seyri yavaş seyrediyor. E, bu az önce e, şimdi erken tanıdan söz ediyoruz ya ama az önce de e, ilerlemiş durumundan bahsettik. Hı -hı. Bu yavaş ilerlemesi mi bazen kişiye fark ettirmiyor peki? Durumu Hı -hı. yoksa her kişi kendisi mi Genelde az önce oluyor. söylediğimiz gibi hiçbir şikayet olmayabiliyor. Yani ha, bu tarama testlerinde PSA'ya bakıyoruz daha sonra evet. parmakla muayene yapıyoruz. Orada bunu saptayabiliyoruz. Hı -hı. Ona göre tanımızı koyuyoruz. Evet. Ama erken teşhis dediğim gibi eğer prostatta lokalizeyse bu kanser, hı hı. bunun öbür kanserler gibi değil, tamamen kür oluyor hastalar. Evet. Çok çok nadir hastalar bu hastalıktan vefat edebiliyor ve bunların çoğu da zaten ilk geldiğinde çoğu kemine metastaz olan, ileri lenf nodları tutulma olan, bölgesel yayılımı olan hastalar. Hı hı. Ama erken tanı aldığında hasta. Ee, bu ameliyatla radikal prostatektomi dediğimiz ameliyat yapıldıktan sonra ya da, ya da radyoterapi uygulandıktan sonra tamamen yani kür olabiliyor. Bu hastalıktan kurtulabiliyor. Evet. Erken tanı o yüzden prostat kanserinde çok çok önemli. Hı hı. Tanıda uygulanan yöntemler neler peki? Şimdi elle muayene hı. çok, parmakla muayene hı hı. çok önemli dedik. Hasta ilk geldiğinde zaten bir PSA değerine bakıyoruz. PSA değeri bizim için yardımcı bir yöntem. Kesin bir tanı değil. Yani hastalar bazen pes yani ben hop gidebilirim. Hiçbir şeyim yok. Pesyal bizim için sadece bir yardımcı yöntem. Onda bir değer mi var? Ondan da biraz Şimdi bahsedelim. laboratuvar değeri 0 ile 4 arası normal olarak algılanıyor ama hı hı. bizim için 45-50 yaş altındaki hastalarda 2,5'un üzeri değerler de yüksek değerler bizim için. Yani 45 yaşın altındaki hastalarda 2,5 1,5'a kadar e, PSA'ların olmasını isteriz. Hı hı. Ama e, zaten prostat kanseri saptanan hastaların %20'sinde, %25'inde bu PSA aralığı 2,5 ile 4 arasında. Yani o yüzden biz hani senin PSA'n 3, sende hiçbir şey yok dersek o e, %20'lik hasta grubunu atlayabiliriz. O yüzden o %20'lik grubu atlamamak için hem hastanın özelliği hem yaşına göre e, doğru tanı koymamız lazım. Hı hı. Ama bu prostat kanseri tanısı alanların hastanın %80'i çoğu 65 yaş üstü hastalar. 4 ile 10 arasındaki PSA değerinde prostatsiyel yakalama olasılığımız yüksek. Ama dediğim gibi hani bunun PSA'sı 2,5-3 üç yani bu hasta normal laboratuvar değerine bakıp karar vermiyoruz. Hastanın yaşı bizim için çok önemli. Evet. Burada peki tanı ile birlikte tanı deyince az önce konuşurken bahsetmiştik. Biyopsiden de söz etmiştik. En çok çekinilen Kısım bu mu oluyor evet. hastalar tarafından? Şimdi ilk başta dediğim gibi az önce geldiğimizde parmakla rektal muayeneyi yaptık, hı hı. Ee, PSA'mız da yüksek, parmaklı rektal muayenede e, bir sertlik hissettik, prostat kanseri şüphesi var. Hı hı. Ee, tabii ki önce biyopsi yapıyoruz. Biyopsi sonucuna göre hareket ediyoruz. Eskiden mesela bu biyopsi e, parmakla, el, elle manuel olarak biyopsi yapılırdı. Prostat hissedili, sertleri iğne sokulurdu. Ama Artık günümüzde ultrason eşliğinde yapılıyor bu. Ultrasonla onodül ya da işte prostat kanserinin şüphesi olan yer görülüp oradan biyopsi alınıyor. Hı hı. Biyopsi daha sonucuna evet, Biyopsi sonucuna göre karar veriliyor. Hı hı. Patoloji sonucunda bunun gradelemesi, derecelendirilmesi yapılıyor. Hani bu tümör agresif mi, değil mi? Cerrahiye uygun mu, değil mi? Ona göre karar veriyoruz biz. Evreleme yapılıyor. daha sonra tomografi çekebiliyoruz hastalara. Lokal bir yayılım var mı, yok mu? Lenf notlarında hani tutulum var mı, yok mu? tomografi çekebiliyoruz hı hı. bazen işte az önce kemikleri hani sıçrama dedik ee, bu en çok prostat kanseri kemikleri sevdiği için metastaz açısından kemik sintigrafi dediğimiz e, tetkiki yapıyoruz kemik sintigrafisinde kemiklerde bir tutulum var mı yok mu ona bakıyoruz bazen hani cerrahi mi radyoterapi mi karar veremediğimiz olgularda MR da yapabiliyoruz MR ile ayrıntılı görüntü yapıp tümörün yayılımı var mı lokal yayılımı var mı yok mu yani bu görüntüleme sistemlerini yapabiliyoruz. Hı hı. İğne ile ilgili, biyopsi ile ilgili yaşanan çekingenlik durumu hı. bir de yayılmasıyla ilgili hı hı. olabiliyor mu bazen? Ki bu ameliyatlarda da hı hı. genelde sorulur. Halk arasında olunca. yanlış bir inanış var. Hani biyopsi yapıldıktan sonra orada tümör hı hı. E, yayılacak hı hı. gibi. Evet. Yani yapılan bütün bir sürü çalışma var. Yani e, trus biyopsi dediğimiz prostat biyopsisinin sonrası kesinlikle böyle bir yayılım saptanmamış. Bir yayılım olmaz. O yüzden e, halkımızın bundan korkmaması lazım. Biyopsi sonuçta oradan 10 tane, 12 tane küçücük bir iğne iğneyle parça alınıyor. Hı hı. Bu hani çok korkan hastalar bunu anestezi altında, sedasyon altında da yaptırabilir. Ama genelde biz lokal yapıyoruz. Hani lokal anestezi altında yapıyoruz. Çoğu hasta hiçbir sıkıntı olmuyor ama tabii ki ağrısı olan hastaları genel anestezi altında yapılmasını öneriyoruz. Biyopside hiçbir şekilde prostat kanseri olsa da hasta... Biyopsiden oradan alındığında bir yayılma olmaz. Hı hı. Tanı için çok çok önemli bir Evet ki geçmişe göre bakıldığında çok daha kolay ve pratik bir yönteme dönüşmüş durumda. Evet. Bu nedenle de korkmaya gerek yok diyebiliriz sanırım evet, değil evet, mi? Evet kesinlikle. E şimdi tedaviye geçecek olursak tabii bu teşhis yöntemleri uygulanıyor, tanı konuyor. E, onun ardından neye göre tedavi şekilleniyor? Evet bir defa tedavi seçeneklerinde evreleme çok önemli. E, hastanın evresi derecesi çok önemli. Tümörün agresivitesi çok önemli. Bir de yaşı da çok önemli. Mesela bazı diyelim 80 yaşında bir hasta, 80 yaşındaki bir hasta artık bir cerrahi uygulamaya gerek yok ya da yaşam beklentisi 10 yılın üzerinde olmayan ciddi kalp rahatsızlığı olan, ciddi bir hastalığı olan hastalarda 10 yıllık bir yaşam belir 10 yıldan fazla yaşam şansı yoksa hastanın Bunlara bir küratif cerrahi yapmıyoruz. Evet. Bunları sadece izleyebiliyoruz da aynı zamanda hiçbir tedavi de vermeyebiliyor, vermeyebiliyoruz. Çünkü prostat kanseri çok agresif değil. Ama bazı hastalarda işte bu cerrahi yerine radyoterapi uygulayabiliyoruz. Yapılan çalışmalarda bu 80 yaş üstü hastalarda işte çok riskli olan hastalarda bu radyoterapinin 10 yıla kadar cerrahiyle etkinliği hemen hemen aynı. Ama 10 yıldan sonra cerrahinin daha da üstünlükleri var. Hı hı. Ama genç bir hasta, 50 yaşında, 55 yaşında bir hasta, prostat kanseri saptandı. Ee, bu hastaya e, genelde biz ürologlar olarak cerrahi öneriyoruz. Cerrahi yapıp sonrasında işte patolojiye gönderiyoruz bu spesmeni. Hı hı. Prostatın sınırları bizim için çok önemli. Prostatın sınırları eğer iyiyse biz rahatlıyoruz. Yani hiçbir yayılım yok. prostatta kanserimiz prostatın içinde. Çevre dokularda hiçbir yayılım yok. Bu şekilde hastalarımızı takip ediyoruz. Ama ne kadar iyi radikal pozitif yapsak da bazen 5 yılın sonunda bu PSA'larda hafif hafif artışlar olabiliyor. PSA ile takip ediyoruz hastaları. Evet. Bu artışlar niye var, niye yok, acaba bir nüks mü var ya da başka bir yerde bir tümör mü var? Yine araştırmalar yapıyoruz, PET çekebiliyoruz, MR yapabiliyoruz, MR o bölgeye bakabiliyoruz. Bu bölgede tekrar tümör var mı yok mu? Bu şekilde e, takip ediyoruz hastalarımızı. Yani kontroller, takipler de kontroller çok, önemli çok önemli ki evet. o problem kontrol altında tutulabilsin. Evet. Yani ilk baştaki e, prostat kanseri eğer prostatta sınırlıysa bu hı hı. radikal prostatektomi adına ama lokal bir yayılım var. PSA değerimiz çok yüksek. Hı hı. Yani bu hastalarda bazen sadece e, tümörü bitirmeye yönelik değil ama Idrarı rahatlatıcı tedaviler de yapıyoruz. Hasta idrarını yapamayabilir. Palliatif tür prostat dediğimiz sadece idrar yolunu açıp e, bazı ilaçlar veriyoruz. Bu kanser hücreleri e, erkeklerde prostatta testosteron dediğimiz erkeklik hormonu ile besleniyor. Yani vücutta erkeklik hormonunu düşürücü ilaçlar veriyoruz. Hı hı. Erkeklik hormon düşürücü ilaçlar verdiğimizde bu e, kanser hücreleri beslenemiyor, böylece atrofiye uğruyor. Hani kemik metastazları yapan hastalarda mesela aşırı ağrıları, sızları olur. Bu ilaçları verdiğimizde oradaki tümörler küçüldüğü için ağrısızı çok hızlı bir şekilde kalkabilir hastalar rahatlayabilir. O yüzden aynı zamanda tedavide bu testosteron hormonunu düşürücü ilaçlar da kullanıyoruz. Hı hı. Aynı zamanda cerrahi olmayan hastalarda radyoterapi de uygulayabiliyor, uygulayabiliyoruz. Tedavi şekillerimiz böyle. Hı hı. İlaç kullanımı peki ne kadar sürüyor? İlaç, kullanım, ilaç kullanımı genelde uzun süre veriyoruz. Ama hı hı. bazen bu ilaçlara 4-5 yıl sonra direnç gelişebiliyor. Hani prostat e, hormonlu dirençli prostat kanseri diyoruz bunlara biz. Hı hı. Bu direnç geliştiği zaman bazen ilacı kesebiliyoruz. Kestikten sonra yani PSA değerleri direnç nereden anlıyoruz? Testosteron değeri artıyor, e, PSA değerleri artıyor. Bazen ilacı kesiyoruz. Kesme tedavisi yapıyoruz. Kestiğimizde tekrar PSA'lar biraz düşebiliyor ama tekrar bir yıl içinde, 6 ay içinde tekrar yükselirse Bundan sonra bazı yeni kemoterapitik ilaçlar var. Hı hı. Bu kemoterapitik ilaçlarla devreye giriyoruz. Yeni ilaçlar bu ara çok iyi. Hem yaşam kalitesini hem yaşam süresini uzatan yeni kemoterapitik ilaçlar var. Onkolog arkadaşlarla beraber bu tedaviyi uyguluyoruz hastalarımıza. Hı hı. Bu evreleriniz <laughs> göre peki nasıl oluyor? Birinci evrede, ikinci evrede hı hı. hastalık nasıl seyrediyor? Ve hangi evrede artık, tabii yaş da çok önemli bir faktör hı hı. dedik, ameliyata hangi durumda karar veriyorsunuz? Prostatta sınırlıysa tümörümüz, hı hı. hiçbir yere bir sıçrama yoksa, prostatta sınırlıysa tümör, ee, bunu az önce söylediğim gibi radikal ameliyat yapıp evet. bu komple prostatın alınması eğer lokal yayılım varsa agresif bir tümörse yine hastanın yaşına bakarak bazen e, bunlarda da e, radikal prostat ameliyatı yapabiliyoruz ama e, bazen dediğim gibi ilaç tedavisiyle, hı hı. E, radyoterapiyle ya da gerekirse daha sonra kemoterapiyle tedavi yapabiliyoruz evresi bu yüzden bizim için çok evet. önemli. Ama diyelim kemik metastazı var e, akciğer ya da beyne bir metastaz var. Hani bu hastalarda radikal prostat ameliyatını yapmıyoruz. Ee, bu hastalarda daha çok ilaç tedavisi, hı hı. kemoterapi. Eğer idrarla ilgili bir sıkıntısı varsa idrar yolunu açma amaçlı sadece iş yemesini sağlayıcı tedavi uyguluyoruz hastalarımıza. Hı hı. Kişiye özel durumuna evet. bağlı olarak ve yaşına bağlı olarak evet, işlemler kişi, yapılıyor. Aynen. Hı hı. Burada peki tedavinin e, cerrahi ile olan kısmında endişeler Hmm. var mı? Evet. Bazı soru işaretleri Kesinlikle. var mı kişiler Şimdi, tarafından? Şimdi e, az önce söylediğim gibi bu hastalık 50 yaşından sonra mesela aile öyküsü olan hastalarda prostat kanseri olan hastalarda 40 yaşından sonra biz taramaya başlıyoruz. Hı hı. 40 yaşında her yıl hastalarımızı çağırıyoruz, parmaklı muayene yapıyoruz, PSA değerlerine bakıyoruz. Ama aile öyküsü olmayanlarda 50 yaşından sonra buna başlıyoruz. 50 yaşındaki, 45 yaşındaki bir hasta için eee tabii ki e, bazı fonksiyonları çok önemli bu biz bu ameliyatı yaptığımızda radikal prostat ameliyatını yaptığımızda bu ereksiyon işlemini sağlayan sinirler bu prostatın çok yanından geçiyor. Sinir koruyucu cerrahi yapılması gerekiyor. Eğer sinirlerde bir zedelenme olursa ereksiyon problemi olabiliyor. 50 yaşında 45 yaşındaki bir hastanın ereksiyon problemi olması iyi bir şey değil. Evet. Hastalar o yüzden bu konuda tedirgin oluyorlar. En önemlisi hastalarımız için ereksiyon problemleri. Hı hı. Bunlar olabiliyor ama düzgün sinir koruyucu bir cerrahi yapıldığında ereksiyon problemleri %40-%30 civarında görebiliriz. iyi bir cerrahide. Bu önemli olan cerrahın tümörü iyi bir şekilde çıkarması ve sinir koruyucu cerrahi yapması. Bunu açık olarak da yapabilir, laparoskopik olarak da yapabilir ya da robotik olarak da yapabilir. Önemli olan tümörden tamamen kurtulmak ve bu işlevi sağlamak. Hani e, dediğim gibi e, ereksiyon problemi çok önemli. İkinci önemli problem de idrar kaçırma. Hı hı. E, ama bu idrar kaçırmayı biz o kadar çok görmüyoruz. Bir yılın sonunda %90-95 hastalar idrar kaçırmadan kurtuluyor. Yani ilk 3 ayda da 80-85 hastalar idrar kaçırmıyor. Çoğu hasta zaten günümüzde artık idrar kaçırma problemi olmuyor. Yani artık günümüzde işte bu endoskopik işlemler e, ürolojide çok yaygın kullanıyor. Arttıkça mesela prostatın radikal, prostatektom, laparoskopik alması, robotik olarak yapılması oradaki dokular daha net görülebiliyor. 10-15 evet. büyütme, 20 büyütmeyle bakılıyor çünkü. Oradaki yapılar daha net ayırt ediliyor daha net ayırt edebildiği için sinir daha iyi korunuyor. Ya da işte işeme sfinkteri, oradaki kaslar, sfinkterin kasları bazen prostatın apex dediğimiz yere doğru uzanır. Onlar daha iyi ayrılıyor prostattan ve sfinkter daha iyi korunabiliyor. Daha iyi korunduğu için hastalar daha ilk günden yani sondası çekildikten sonra ameliyattan sonra o zaman bile idrar kaçırmayabiliyor. Hı hı. Yani o yüzden hastaların tedirgin oldukları şeyler idrar kaçırma ve ereksiyon problemleri. Ama tabii ki bunların da tedavisi var. Yani ereksiyon problemi olan hastalarımıza da Bunlarda da cerrahi veya medikal tedaviler de var. İlaçla, iğneyle iğne ile ya da işte cerrahi olarak tedavisi var ereksiyon problemlerinin. Evet. Ki hızla sonuçları evet, alınabilir. işeme geliyor. problemi de çok nadir hastalarda, %5-10 hastada e, idrar kaçırma durmayabilir ama bu idrar kaçırma durmadı, e, durmazsa eğer bunun da bir cerrahi tedavisi var. Artificial sphincter dediğimiz yeni bir alet takılıyor e, bu alette idrarı tutmasını sağlayabiliyor hı hı. ama bu çok e, nadir, küçük, yani. nadir e, hastalarda görülebiliyor. Genelde hastalar bir yılın sonunda %90-95 idrarını tutuyorlar ama dediğim gibi ereksiyon problemleri daha sık görüyoruz. O %35-40 hastada ereksiyon problemleri görünüyor ama da tedavisi var tabii ki. Hı hı. Ama önemli olan burada hastalarımızın bilmesi gereken e, kansersiz bir e, e, vücuda sahip olmaları. Evet. kanserin o, o, vücutlarından alınması. Tabii en önemli nokta bu. Sonrasında diğerlerinin, Sonrası diğerlerinin tedavisi yapılıyor. var. Evet. Hı hı. Burada az önce genetiklik e, söz konusuysa 40 yaştan sonra başlıyoruz dedik ya tanıya. Evet. Bunun belli bir zamanı var mı? Belli bir periyodu var mı? Şu zamanda 6 ayda bir, yılda bir ya da birkaç ayda. 40 yaşından yılda bir... sonra yılda bir hı hı. yılda bir kontrol ediyoruz. Yine evet. yine hastalarımıza söyleyelim. En önemlisi Parmakla rektal muayene, hı hı. makatta muayene yapıyoruz ve her yıl PSA değerlerine bakıyoruz. PSA'lar her yıl yükseliyor mu, yükselişte mi, ee, e, yükseliş var mı, parmakla rektal muayenede sertlikte de değişiklik var mı bunlara bakıyoruz. Eğer bunda bir e, sıkıntı görürsek eğer e, biyopsi öneriyoruz hastalara. Hı hı. Günümüzde artık biyopsi öncesi çok gelişilmiş e, MR e, görüntüleme sistemi de var. MR'la ile... Kanser olabilecek olan dokular işaretlenip, hani biyopsi öncesi ultrasona bu veriler yüklenip, yani bu MR'da belirlen, belirtilen noktalardan direkt biyopsi alınabiliyor. Yani ile işaretlenip bilgisayar ortamında ultrasona bu bilgisayar ortamında bu veriler yüklenip, hı hı. yani ultrasonda MR'daki görüntülen yerlerden daha ayrıntılı biyopsi hedefe yönelik o evet. biyopsiler yapılması ve doğru tanı konulması da artık günümüzde yapılabilen işlemler. Hı hı. Direkt olarak belirlenmiş noktaya, noktaya yapılmış evet. oluyor. Evet. çünkü daha ayrıntılı bir görüntü. Hı hı. Şimdi az önce ameliyattan bahsettik. Ameliyat nasıl yapılıyor? İsterseniz bundan da biraz hı hı. bahsedelim ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hı hı. şeyler var mı? Şimdi prostat kanserindeki ameliyat radikal prostatektomi ameliyatı. Yani az önce söylemiştik portakal işte içi var, kabuğu var. Portakalın Komple alınması ameliyatı. Hı hı. E, bu açık olarak açık radikal prostektomi yapılabilir. E, laparoskopik radikal prostatektomi günümüzde robotik radikal prostatektomi yapılabilir. Laparoskopik radikal prostekomi anlatacak olursak e, vücudumuza e, laparoskopide bildiğimiz gibi küçük borucuklar sokularak e, hiçbir kesi olmadan küçük hı hı. borucuklardan prostat ameliyatının yapılması. Kapalı göbek, ameliyat. Kapalı ameliyat. Göbek mi? altından bu prostat dokusu çıkartılıyor. Hı hı. Göbek altından. Ve böylece hasta çıkarken sondalı çıkıyor. Postop birinci gün hasta hani çok kesisi olmadığı için erken ayağa kalkabiliyor. Bazen hastalarımızı sondayla evine gönderiyoruz. 5 ila 7 gün sonra hastamızı çağırıp sondasını çekiyoruz. Çünkü orada prostat çıktıktan sonra mesane ile idrar kanalı arasında bir dikiş yapıyoruz bu dikişin tutması için sondanın 5 ila 7 gün kalması gerekiyor. 5-7 gün sonra çekip sondasını hastanın idrar kaçırıp kaçırmadığına bakıyoruz. Hani eğer idrar kaçırıyorsa işte bazen mesane egzersizler, kegel egzersizler veriyoruz ama dediğim gibi 3 ayın sonunda bu idrar kaçırma %80-85 azalabiliyor. Bazı hastalarda hani ereksiyon problemi olmaması için bazı ıı, ereksiyon sağlayıcı ilaçlar verebiliyoruz günlük kullanımlı. Evet. Bunları verebiliyoruz. E, erken dönemde hiçbir sıkıntı olmaz. Özellikle bu laparoskopik ya da robotik hastalar postop birinci günde, bir gün sonra ayağa kalkıp yürüyebiliyor. Açık radikal prostitüktomi yapılan hastalarda e, biraz daha uzun sürede ayağa kalkabiliyor ama burada asıl önemli olan tümörün ne tekrar söylüyorum tümörün tamamen çıkartılması. Evet. Açık robotik veya Laparoskopikten ziyade tümörün evet. tamamen çıkartılıp bu e, sinir koruyucu cerrahi ve e, sfinkterin korunması bunlar çok önemli. <laughs> yani yöntemin hani ben laparoskopik radikal prostat yapıyorum deyip hani sinirleri korumazsan, hani sfinktere dikkat etmezsen o zaman bu laparoskopun hiçbir önemi kalmıyor. Evet. Yani o yüzden ...sinir koruyucu cerrahi ve sifiklere dikkatli bir şekilde yapılan ameliyatın yapılması gerekiyor. Hı hı. Ameliyatın türünden, tarzından çok evet. komple olarak... Ama tabii ki laparoskopik ve robotik cerrahinin hı artısı şey hasta var. konforu. Hasta konforu çok önemli. Hasta hı bazen erken dönemde ameliyattan 4 saat sonra ayağa kalkıp gezebiliyor. Hani Bir açık ameliyatta 4 saat sonra ayağa kalkıp gezmesi biraz zor hastanın. Onda biraz daha uzun bir istirahat uzun şey, gerekiyor hasta değil mi? Hasta açısından, konfor açısından... Hı hı. Dediğim gibi 15 20 görüntüleme daha büyük oluyor. Yani daha detaylı bir ameliyat yapılabiliyor endoskopik olarak. Evet. Şimdi en başta prostat kanseri ile ilgili şundan bahsetmiştik. Diğer kanser türleri gibi net bir sebebi evet. yok. Ama önlenebilirliği açısından şimdi çok yaygın olarak görülüyor diyoruz. En azından önlemek adına şundan uzak durulmalı, şuna dikkat edilmeli diyebileceğimiz şeyler var mı? Aslında prostat kanserinde çok yok. Hani az önce söylediğimiz evet. gibi mesane kanserinde ya da akciğer kanserinde diyoruz hastalarımıza sigara içme. Hı hı. ya işte ya da işte bazı fabrikalarda boya fabrikalarında çalışan hastalarda koruyucu önlemler alınması mesane kanser açısından diyebiliyoruz. Ama maalesef bu prostat kanserinde yok. En fazla prostat kanserinden ne diyebiliriz? yakın takip. Hı hı. Yani taramalarını e, yapması. 40 yaşında eğer ailede bir öyküsü varsa 40 yaşından sonra yakın takipte olması. Eğer yoksa 50 yaşından sonra mutlaka tetiklerini yaptırması ve bilinenlerden bir tanesi yağdan fakir diyetle beslenmesi, çok yağlı yememesi. Evet. Bunları diyebiliriz. En önemli önleyici zaten erken tanı erken olması tanı. bunun için de evet, dediğiniz gibi takip. Erken prostat kanserinde çok yapıyor. önemli. Çünkü tamamen kür oluyor hastalar. Hı hı. Bunun dışında bir öneriniz var mıdır yazıcılarımıza prostat kanseriyle ilgili? Prostat kanseriyle tekrar söyleyeyim. Hı hı. <laughs> Önerimiz e, yakın takip. Evet. Yakın takip. Hı hı. Bunun yani, için de belli yaşlar var. Belli yaşlardaki az önce söylediğim hı hı. gibi tekrar e, üroloğa başvurmaları, şikayetlerini anlatmaları, mutlaka muayene olmaları. Yine tekrar söylüyorum hastalarımıza parmakla rektal muayene bizim için çok önemli. Hı hı. Mutlaka bunun olması ve PSA ile yakın takipte olması. Yani onun dışında hani şunu yapmayın bunu yapmayın prostat kanserinde maalesef kesin bir etken yok. Bizim az önce söylediğim gibi ailevi yatkınlık bir de yaş. Evet. Tanıda geç önemli. kalmayın evet. diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Eral Bey. Geldiğiniz için, verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler bugün bize verilen sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla kalın.